Peki. Şöyle yapalım. Biraz parlamasın. Sevgili Şevval, Gönül, bakıyorum başka kimler var? Ela, Engin, Mihra, Seher. Sınıf 7. Aslı, Hatice, hepinize merhabalar. Benden ders alanlar var mıydı aranızda? Yok mu arkadaşlar? Daha önce ders alan var mıydı aranızda? İsimlerden tanıdık var mı diye bulmaya çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki sınavda boş ver hukuku ile ilgili hangi sorular gelebilir? ÖSYM daha çok nelere dikkat eder? Boş ver hukukundan bahsetmeden önce arkadaşlarım size genel olarak KPSS sınavı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 2001 yılında ilk kez KMS olarak hayatımıza giren KPSS sınavında alan bizim için çok önemli bir yer teşkil ediyor. Özellikle hukuk dersleri öğrencilerimizin zorlandığı dersler. Hukuk derslerinde değerli arkadaşlarım, bizim bu yüzden bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu noktalardan en önemlisi kanunlardaki değişiklikler. Mesela bizim kanunumuz arkadaşlarım 6098 sayılı, pardon, aktif hale getirelim kalemimizi. Evet. ...6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1.7.2012 yılında değişmiştir. 1.7.2012 yılından itibaren tüm değişiklikler bize soru olarak gelmiştir. Sevgili arkadaşlarım, yine mesela İcra İflas Kanunumuz bu anlamda 5.7.2012'de değişmiştir. Sonra 2018 yılında değişmiştir. En son da arkadaşlar Kasım 2021'de değişmiştir. ÖSYM buradaki değişikliklerin hepsini sınav sorusu olarak soracak. Peki arkadaşlar, boş hukukuna hakim olan ilkelerden soru nasıl gelir? Boş hukukuna hakim olan ilkeler nispilik ilkesi, irade serbestliği ilkesi, dürüstlük ilkesi, eşitlik ilkesi, kusur sorumluluğu ilkesi, üçüncü kişi aleyhine borç yaratılamaması ilkesi, rızalık ilkesi ve ivazlık ilkesi. Aşağıdakilerden hangisi borç hukukuna hakim olan ilkelerden biri değildir diye sorar. Mesela kusursuz sorumluluk ilkesi borç hukukuna hakim olan bir ilke değildir. Çünkü borç hukukunda kusur sorumluluğu ilkesi vardır. Kusuyla bir sözleşmeye zarar veren onu tazmin etmekle yükümlüdür. Yine arkadaşlarım, irade serbestliği ilkesinde şu kısımda şöyle bir yuvarlak içine almak istiyorum bu kısmı. Bu kısımda arkadaşlarım, sözleşme serbestliğinde hangileri vardır diye sorar. Şöyle A, B, C, D yapar. Sözleşme yapıp yapmama özgürlüğü, sözleşmenin karşı tarafını seçme özgürlüğü, sözleşmenin şeklini ve tipini seçme özgürlüğü ve sözleşmeyi sona erdirme özgürlüğüdür sözleşme serbestisi ilkesi. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme serbestisi ilkesinin unsurlarından biri değildir diye soru sorabilir arkadaşlarım. Dikkat edelim. Peki. Pardon. Edim türleri. ÖSYM edim türlerini de çok seviyor arkadaşlarım. Edim türleriyle ilgili de soru sorabiliyor bize. Edim türlerinde olumlu müsbet edim, olumsuz menfi edim, şahsi edimler kişinin şahsi özelliklerinin ön planda olduğu edimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki, bir heykeltıraşın heykel yapması nasıl bir edimdir bana söyler misiniz? Bir heykeltıraşın heykel yapması nasıl bir edimdir? Bilen var mı? Şahsi edimdir arkadaşlar. Ajda Pekkan'ın şarkı söylemesi, Ara Güler'in rahmetli fotoğraf çekmesi. Şahsi edimler kişisel özelliklerin ön planda olduğu edimler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, maddi edimlerde önemli olan parça borcu. Parça borcu nedir? Cins borcu nedir? Bu ayrımı ÖSYM sever.
Parça borcunda arkadaşlar, parça borcunun ikamesi mümkün değil, yerine konulması mümkün değil. Yok olursa yerine koyamayız. Mesela el yazması bir kitap. Mesela antika el dokuması halı. Bunlar kaybolduğu zaman, bunlar fabrikasyon olmadığı için yerlerine konulması mümkün değildir. Peki arkadaşlarım, parça borcunda ifa yeri neresidir diye sorar. Çok dikkat edelim, bu da sınav sorusudur. Parça borcu eşittir ifa yeri. Sözleşmenin yapıldığı sırada parça borcu olan o mal neredeyse orada ifa edilir. ÖSYM'nin en sevdiği sorulardan biridir arkadaşlarım. Yine edimleri biz sürekli edimler, ani edimler ve dönemli edimler olmak üzere ayrı bir başlık altında ayırabiliriz. Sürekli edimler sözleşme süresince devam eder. Dönemli edimler arkadaşlar belli dönemlerde karşımıza çıkar. Dönemli edimler düzenli de olabilir, düzensiz de olabilir. Ev sahibinin kiralayacağı şeyi hazır bulundurması, tahsis borcu sürekli bir edimdir. Sözleşme süresince devam eder. Halbuki kiracının kira ödemesi dönemli bir edimdir. Kira illa her ay olacak diye bir şey yoktur arkadaşlar. Yıllık da kira ödeyebilirsiniz. O yüzden bu nottaki arkadaşlarım, siyahla yazılı olan yerler çok önemlidir ve soru değeri vardır. Dolayısıyla dönemli edimler mutlaka düzenli olmalıdır. Yanlış cevaptır. Düzenli ya da düzensiz de olabilir. Peki. Arkadaşlarım, borç ilişkisinin doğurduğu sonuçlarda içerdiği hakları ÖSYM sever. Asli haklar, ferri haklar, tali haklar olmak üzere haklar üçe ayrılır. Tali haklar başlığı altında yenilik doğuran haklar ve defi ve itirazlar bulunmaktadır. Yenilik doğuran haklar üç çeşittir. Kurucu yenilik doğuran haklar, değiştirici yenilik doğuran haklar ve bozucu yenilik doğuran haklar olmak üzere. Kurucu yenilik doğuran haklar bir sözleşmenin kurulmasına neden olur. Değiştirici yenilik doğuran haklar adı üstünde değiştirilmesine, bozucu yenilik doğuran haklar sözleşmenin sona ermesine neden olur. Arkadaşlarım, fesih, iptal, takas bunlar hep bozucu yenilik doğan haklardır. Sözleşmeyi sona erdirirler. Peki, hukuki işlem türleri bize soru olarak gelebilir arkadaşlar. Hukuki işlemler tek taraflı ve çok taraflı hukuki işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. Tek taraflı hukuki işlemde arkadaşlar bir sözleşmeden bahsedemeyiz. Bir arkadaş hukuki işlemde birden çok taraf varsa o zaman bir sözleşmeden bahsederiz. Tek taraflı hukuki işlemlerde karşı tarafa ulaşması zorunlu olan tek taraflı hukuki işlemler ve karşı tarafa ulaşması gerekmeyen tek taraflı işlemler olmak üzere ikiye ayrılır. Sevgili arkadaşlarım, tek taraflı hukuki işlemlerden karşı tarafa ulaşması zorunlu olanlar kabul beyanı, takas, fesih, dönme, iptal, temsil yetkisi vermedir. Karşı tarafa ulaşması zorunlu olmayan tek taraflı hukuki işlemler el yazısıyla vasiyetname ve vakıf kurmadır. Yarın biz arkadaşların borçlu hukukuyla ilgili tekrar dersi yapacağız. Bir özet dersi yapacağız 4 saatlik. Burada bunlarla ilgili sorular da çözeceğiz. Peki, çok taraflı hukuki işlem deyince aklımıza sözleşme gelecek değil mi arkadaşlar? Sözleşmeler de tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler ve iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler olarak ikiye ayrılmakta. Mesela bağışlama bir sözleşmedir ama bana borç yükler. Aramızda arkadaşlar Hatice var. Hatice nereden katılıyorsun? Hangi şehirden katılıyorsun Hatice'cim? Sevgili Hatice, Gaziantep'ten. Ne güzeldir sizin yemekleriniz. Gaziantep'te sana bir araba bağışlıyorum.
Bu bir sözleşme. Ama bana borç yüklüyor tek tarafa. Sen sadece böyle bekliyorsun. Sana bağış yapılmasını. Demek ki bağışlama aynı şekilde kefalet bir sözleşmedir. Ancak arkadaşlar tek tarafa borç yükler. Bağışlama bağış yapana, kefalet kefil olana borç yükler. Sevgili arkadaşlarım, gelelim bir sözleşmenin kurulması aşamasına. Bir sözleşme kurulurken üç aşamadan oluşur. Bunlardan birincisi ön sözleşme, ilk sıra. İkinci sıram borçlandırıcı işlem, diğer adıyla sözleşmeler. Diğeri de arkadaşlar, üçüncü işlem tasarruf işlemidir. Ön sözleşmeyle sadece borçlandırıcı işlem yani sözleşme yapabiliriz. Tasarruf işlemi yapamayız. Arkadaşlar tasarruf işlemleri ise mesela bir araç satış sözleşmesi yaptınız kendi aranızda. Notere gidip bunun tescilini yaptırırsanız bu tasarruf işlemidir. Kendi aranızda ev satışı için bir sözleşme yaptınız. Arkadaşlar gidip tapuda bunun satışını yapmanız tasarruf işlemidir. Kural olarak sözleşmeler tasarruf işlemi değildir. Ancak arkadaşlar bu iki tane istisna vardır. Sınav sorusudur. Alacağın temliki ve arkadaşlar İBRA sözleşmeleri kendi yapıları gereği karşımıza tasarruf işlemi olarak çıkmaktadırlar. Arkadaşlarım. Bilinçle ilgili bir sıkıntı yaşadık. Daha bir takıp çıkaralım. Çok ilginç bir şekilde himletimiz hareket etmiyor. Evet, şimdi oldu. Muhammed, acaba beni duyuyorsan bir yardımcı olabilir misin? İmleçle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Şunu şöyle yapacağım. Şunu şöyle yapacağım. Evet. Sevgili arkadaşlarım. Şu bir ETC yapsak. Acaba şeyi nasıl değiştireceğiz? Şöyle bir yapalım. Üzerine bir şey de getirmedim. Şunu da bir çıkaralım bakalım. Bir daha bakıyorum. Şey değiştiremedim. Slide'ımızı değiştiremedim bir türlü de. Bir slide'ı değiştirmeme yardımcı olabilir misin Muhammed? Slide'ı değiştiremiyorum. Basıyorum ama değiştiremiyorum. Bunu anlayamadım. Hemen bakarsam. Peki arkadaşlarım, ÖSYM başka ne sorar? Bu arada vakit kaybetmeyelim. Ben size soru gelecek yerler üzerinden tekrar devam edeyim. Değerli arkadaşlarım, ÖSYM sınavda en çok sebepsiz zenginleşmeyi sorar. ÖSYM sınavda en çok alacağın devrini sorar. Sevgili arkadaşlarım, dedik ya bir sözleşme yapılırken önce ön sözleşme, sonra borçlandırıcı işlem yani sözleşmeler. Daha sonra da arkadaşlarım neler yapılır? Tasarruf işlemi. Hatta şöyle dedik. Aslında dedik alacağın temliki ve İBRA birer
sözleşmedir ama tasarruf işlemidir. Alacağın temlikinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Özlem'im dediğim gibi bunu çok seviyor. Alacağın temliki arkadaşlarım nedir? Dediğim gibi bir tasarruf işlemi. Alacağın temliki. Tamam, herhalde oldu Muhammed. Acaba okla değiştirebilecek miyim? Tamam mı Muhammed? Oldu mu? Alacağın temliki arkadaşlarım. Alacaklının borçludan olan alacağını üçüncü kişiye devrettiği, borçlunun izni onayı olmadan yapılan bir tasarruf işlemidir. Evet, şimdi hemen bir alacağın temlikine gelmek istiyorum tam onu anlatırken. Evet. Beklediğim konulardan biri çünkü alacağın temliki. Evet, alacağın devri. Alacağın devri neymiş arkadaşlarım? Alacaklının borçludan olan alacağını üçüncü kişiye devrettiği yazılı yapılan bir sözleşme, bir tasarruf işlemi. Alacağın temlik için mesela alacaklının borçludan 100 bin TL arkadaşlarım alacağı var. Bunu üçüncü kişiye devrettiği, alacaklı üçüncü kişi arasında yapılan bir sözleşmedir alacağın devri. Borçlunun iznine, onayına ihtiyaç yoktur. Yazılı şekilde yapılmalıdır arkadaşlarım ve üçüncü kişiye devrettiğini alacaklı borçluya haber vermelidir. Niye? Vadede borçlu 100 bin lira borcu üçüncü kişiye ödeyebilsin diye. Sevgili arkadaşlarım, borçlu alacaklıya karşı ileri sürebileceği tüm itirazları, tüm defileri üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilir. Mesela alacaklı arkadaşlar bir BMW sattı borçluya, 100 bin lira borçlandırdı. Dedi ki çizik yok arabamda ama sonra arabanın daha önce çok ağır kaza geçirdi, pert olduğu anlaşıldı. Borçlu hile defini üçüncü kişiye karşı da ileri sürebilecektir. Hangi alacaklar devredilebilir? Bakalım. Vadesi gelmiş gelmemiş alacaklar. Şarta bağlı alacaklar. Haczedilmiş alacaklar. Maddi tazminatlar arkadaşlar. Borçlunun rızası alınmadan devredilebilecektir. Gelelim garanti yükümlülüğüne. Sevgili arkadaşlar, alacak bir edim karşılığında devredilmişse o zaman garanti yükümlülüğü bulunur. Alacak bir edim karşılığı devredilmemişse garanti yükümlülüğü bulunmaz. Tablomuzdaki siyahla yazılı yerler daha önce ÖSYM'nin bize defalarca sorduğu yerlerdir. Alacağın temlikiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Alacağın devri bir şekle tabi değildir. Yanlış. Nasıl yapılmak zorunda? Yazılı yapılmak zorunda arkadaşlarım. Peki şöyle bir bakalım yine önemli konularımızdan. Evet. Sebepsiz zenginleşme çok önemli arkadaşlar bizim için. Sebepsiz zenginleşme davası açabileceğimiz durumlar birinci sorumuz. Sebepsiz zenginleşmeyi sıklıkla bize ÖSYM soruyor. Arkadaşlar, sebepsiz zenginleşme davası açacağımız birinci durum, borç olmayan bir şeyi ödediniz, karşı taraf sebepsiz zenginleşti, dava açabilirsiniz. Hukuki sebebin geçersiz olması, yokluk, hiç doğmama, mutlak bir sözleşme var ama geçersiz. Hukuki sebebin gerçekleşmemiş olması, hukuki sebebin ortadan kalkması ve sonradan kusursuz imkansızlık. Sevgili arkadaşlar, eğer soruda size aşağıdakilerden bunları seçenekleri yazar, aşağıdakilerden hangisi sebepsiz zenginleşme davası açılabilecek durumlardan biri değildir derse şurayla oynar, burayı kusurlu imkansızlık yapar. Eğer kusur varsa arkadaşlarım, sebepsiz zenginleşme davası açamayız. O zaman tazminat davası açarız.
Kusurlu imkansızlık sebepsiz zenginleşme davası açabileceğimiz bir durum olarak karşımıza çıkmaz. Peki, sebepsiz zenginleşme davası açamayacağımız durumlar nelerdir? Hadi soru yapalım. A. İstihkak davası açacağımız durumlarda sebepsiz zenginleşme davası açamayız. B. Sözleşme hükümlerine aykırılık varsa sebepsiz zenginleşme davası açamayız. C. Eksik borçlar. Nelerde eksik borçlarımız? Kumar, bahis borcu, evlenme tellallığı, ahlaki ödevin yerine getirilmesi ve zaman aşımı. Ne yapamayız arkadaşlar? Eksik borçlarda sebepsiz zenginleşme davası açamayız. D. Hukuka ve ahlaka aykırı yapılan sözleşmeler. Sevgili arkadaşlarım, hukuka ve ahlaka aykırı yaptığınız bir sözleşme. Mesela Ahmet ile Mehmet aralarında silah kaçırmak üzere, silah ticareti üzerine bir anlaşma yapmışlardır. Ve tam sınırda Ahmet silahları kaçırırken yakalanmıştır. Verilenlerin iadesi için arkadaşlar sebepsiz zenginleşme davası açamayacaktır. Çünkü hukuka ve ahlaka aykırı işlem butlan sebebidir. Yani geçersizlik sebebidir. Butlan sebeplerinden sadece hukuka ve ahlaka aykırı sözleşmelerde biz verilenlerin iadesini isteyemeyiz arkadaşlarım. Peki. Şöyle bir bakalım. Borç ilişkisini sona erdiren sebepler. ÖSYM'nin yine en çok sevdiği soru modellerinden biri. Sevgili arkadaşlarım, borç ilişkisini sona erdiren sebepler, borcu sona erdiren sebepler, Türk Borçlar Kanunu şu şekilde düzenlenmiştir. İfa, ibra. İbra arkadaşlar, alacaklı ve borçlunun anlaşarak borcun tamamının ya da bir kısmından vazgeçmesi anlamına gelir. İbra bir tasarruf işlemidir. Sözleşme olmasına rağmen biraz önce söylemiştim. Ama şekle tabi değildir. İbra arkadaşlar, borcu sona erdiren sebepler içinde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda ilk kez düzenlenmiştir. İlk kez düzenlendiği dahi sınav sorusu olarak bize çıkmıştır. Yenileme. Sevgili arkadaşlarım, alacaklığın borçluya yeni bir sözleşme yaparak borcu yenilemesidir. Birleşme. Alacaklı ve borçlu sıfatı birleştiği zaman borç sona erer. Birleşme evlilik gibidir arkadaşlar. Boşandığınız zaman geçmişi etkili olarak ortadan kalkarsa birleşme borç varlığını sürdürür. İfa imkansızlığı. Kusursuz, sonradan oluşan ifa imkansızlığında borç sona erer. Takas. Takas ne? Bir miktar para ve özdeş edimlerin birbirleriyle takas edilmesidir. Düşük miktar oranınca borç sona erer. Size KPSS sorusu olarak 2 yıl önce şöyle soruldu. Aşağıdakilerden hangisi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda borcu sona erdiren sebep olarak düzenlenmemiştir diye. Arkadaşlar, buraya ne koydu? İhale sözleşmesi koydu. İhale bir kere İş kanununda düzenlenmiştir sevgili arkadaşlar. İhale borç ilişkisini sona erdirir, borcu sona erdirmez. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu düzenlenmemiştir. Yakın zamanın neydir arkadaşlarım? Sınav sorusudur. Şimdi yine ÖSYM'nin çok sevdiği son olarak bir konudan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi bu böyle bir tanıtım. Ve KPSS'den soruları nereden beklediğimizle ilgili bir ders. Aslında biz bu derslerin detayını uzaktan eğitim programımızda çok detaylı olarak gördük. Ne yaptık arkadaşlar? Konuyu gördük, hemen akabinde soru çözdük. Yine ÖSYM'nin bu anlamda en çok arkadaşlar, izlemek isteyen arkadaşlar sistemle bağlantıya bu anlamda geçebilirler. Yarın da bu anlamda bizim yine yarın 4 saat, öbür gün 4 saat arkadaşlarım. KPSS'de sınav öncesi tekrar sınavda soru gelecek yerlerle ilgili bir kampımız olacak. Hem icraflas hukuku hem de arkadaşlar borçlar hukukuyla ilgili. Zaman aşımının durması ve kesilmesi. Zaman aşımı kesilirse süre sıfırlar bildiğiniz gibi. Zaman aşımı arkadaşlar durursa süre kaldığı yerden devam eder.
Zaman aşımını durduran sadece boşluk hukukunda 7 tane kelime var. Ne bu 7 kelime? Bakalım. Velayet. Vesayet. Evlilik. Hizmet ilişkisi. Türk mahkemeleri. İntifa hakkı. Alacaklı borçlu sıfatının birleşmesi. Arkadaşlarım şöyle soru sorar. Aşağıdakilerden hangisi zaman aşımını durduran sebeplerden biri değildir? Şunu A yapar, B yapar, C yapar, D yapar. E'ye rehin der. Sevgili arkadaşlarım, rehin zaman aşımını durdurmaz, keser. Ya da ne der? Dava açması, icra takibi yapılması der. Dava açması, açılması, icra takibi yapılması zaman aşımını durdurmaz, keser. Neymiş zaman aşımını durduran sebeplerimiz o zaman? 7 kelimeyi bilecekmişiz. Velayet, vesayet, evlilik, hizmet ilişkisi, Türk mahkemeleri, intifa hakkı, alacaklı borçlu sıfatının birleşmesi durumlarında zaman aşımı durmaktaymış. Ancak arkadaşlar, borcun ikrar edilmesi, faiz ödenmesi, dava açılması, rehin verilmesi, icra takibi yapılması, hakeme ya da mahkemeye başvurulması zaman aşımını durdurmaz, keser. Biz zaman aşımının durması ve kesilmesiyle ilgili soru çözerken zaman aşımını durduran 7 kelimeyi bilirsek sorumuzu çözebiliriz. Peki arkadaşlarım, bu kısa tanıtım dersimizde bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Sınavla ilgili anlamadığınız, hocam şunu bana anlatır mısınız dediğiniz. Ben zaman aşımının durması ve kesilmesini soru olarak bekliyorum arkadaşlar. Temerrüt, alacaklı ve borçlunun temerrüdü. Gelebilir, borcu aykırılık halidir. Temerrütte, alacaklı ve borçlunun temerrüdünde kusur aranmaz. Taraflardan birinin kusurlu olması aranmaz. Engin'cim, sen borçlusun, ben alacaklıyım. Sen borcunu ifa etmek için geldin, ben ortada yokum. O zaman alacaklının temerrüdünden bahsederiz. Ben hazırım, sen borcu ifa etmek için vadede yoksun. O zaman borçlunun temerrüdünden bahsederiz. Alacaklı ve borçlunun temerrüdünden bahsedebilmek için kusurlu olmaları aranmaz. Başka gelebilir soru, sevdiği bir konudur temerrüt, alacaklı ve borçlunun temerrüdü. Dediğim gibi zaman aşımını çok sever, çok dikkat edelim zaman aşımına. Mesela alacaklının temerrüdünde sevgili Engin, borçlu hazır, ne yapacak? Mal tevdi edilebilecek bir malsa mahkeme kararıyla onu tevdi edecek, bırakacak. Mal tevdi edilemeyecek bir malsa, mesela domates getirdi, bozulacak. İnek getirdi, nerede saklayacak? Satacak. Satacak ve parasını bırakacak arkadaşlar. Başka sorusu olan? Ne demek? Kusursuz sorumluluk halleri, sebepsiz zenginleşme, borcu sona erdiren haller, zaman aşımı, hedimler, alacağın devri. Bunları çok seviyor arkadaşlarım ÖSYM. Çok dikkat edelim. Yine müteselsil borçluluk sınav sorusu olarak gelir. Mesela arkadaşlar, A ile B bir trafik kazası yaptı. C yaralandı. A ve B müteselsil borçludur. Bu kanundan kaynaklı müteselsil borçluluk halidir. C alacaklı. Açacağı tazminat davasını ister A'ya ister B'ye açabilir. A'yı açmış olması daha sonra B'yi açamayacağı anlamına gelmez. Çünkü müteselsil borçlulukta birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için kuralı vardır. Müteselsil borçlulukta şu gördüğünüz hüküm ve sonuçlar şimdiye kadar arkadaşlarım ÖSYM'nin bize sorduğu seçenekler. Peki sevgili arkadaşlarım, KPSS sınavında kampta bizimle birlikte olmak isterseniz yarın ve öbür gün borçlar ve İcra derslerinde ben olacağım. Ben Ebu Çorbacıoğlu. Teşekkür ediyorum. Hemen Emineciğim, bak buradaki linkten bilgi alabilirsin.
Yarın 4 saat, öbür gün 4 saat bizim kampımız olacak bu anlamda. Tekrarımız olacak. Hemen kaydolup yarınki derse katılabilirsin. Ben Engin'cim, borçlar hukuku ve icra ifadesi hukuku anlatıyorum. Çok yoğun olduğumdan dolayı. Oradan soru tahminlerinde bulunuyorum. Bu şekilde değil, konuyu anlatıp akabinde çıkmasını beklediğim soruyu da çözüyorum. Bu şekilde soru anlatıyorum. İcra ve borçlar. Ama ben borçlar derste medeniyle ilgili de böyle sürpriz beklediğim yerlerden bahsedeceğim yarın. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer sorunuz yoksa katılmak isteyen arkadaşlarımla yarın tekrar görüşmek üzere. Sizi kocaman kucaklıyorum. Ve şimdiden diyorum ki inşallah kaleminiz doğruya gider. Görüşmek üzere, iyi geceler.